Evet arkadaşlar, pekiştirme 3 testiyle devam ediyoruz. Birinci sorumuza bakarsak çarpanlarına ayıramadığımız bir ifade çözüm kümesini bulmak için ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki diskriminant yani delta'yı kullanacağız. Bu da b kare eksi 4ac'ydi. Bunu bir defa yazalım, diğer sorularda yazmayalım. Delta şöyle düşünürsek abc olduğu için 6'nın karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 2 olacak. Bu da 36 eksi 8'den 28 olacaktır. Şimdi buna göre x1 ve 2'yi nasıl yazacaktık? Eksi b artı eksi kök delta bölü 2a formülünden. O halde x1 eşittir eksi 6 artı kök 28 bölü 2 çarpı 1 olacak. Yani eksi 6 artı 2 kök 7 bölü 2 olur. Bu da eksi 3 artı kök 7 olacak. Bir kökünü bulduk. x2 ile yazalım. Eksi 6 eksi kök 28 bölü 2 olacak. Bu da eksi 6 eksi 2 kök 7 bölü 2'den eksi 3 eksi kök 7 olur diyoruz. Çözüm kümesini bu şekilde bulduk. Bu da D seçeneğinde doğru olarak verilmiştir bize. İkinci sorumuza bakalım. Denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yine deltasını bulalım. Deltası eksi 2 kök 2'nin karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 2 olacak. Bu da 8 eksi 8'den 0 olur. Delta 0 olduğunda tek kök vardı. Bu da x1 eşit x2 eşit eksi b artı eksi kök delta bölü 2a'ydı. Burada delta 0 olduğu için bunu yazmadan direkt eksi b bölü 2a olarak bulabiliyorduk. Buradan da b'si eksi 2 kök 2. Bu yüzden eksiyle çarptığımızda 2 kök 2 gelir. A'sı 1. Buradan da 2 gelecek. Yani kökümüz kök 2 olacak. Tek kök olduğu için de cevap C seçeneği olarak alınacaktır. Üçüncü sorumuza bakalım. Denklemin çözüm kümesi için yine deltasını buluyoruz. Çarpanlardan ayıramayacağımız bir ifade. Buradan deltası 1'in karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 5'ten eksi 19 olacak. Eksi 19 olduğu için delta küçük 0. Yani reel sayılarda kök yoktur diyoruz. O halde cevabımız A seçeneği olacaktır. Dördüncü sorumuza bakalım. Denklemin bir kökü 1 bölü 7 olduğuna göre diğer kökü kaçtır demiş. Bu tarz sorularda denklemin kökü verildiyse kök denklemi sağlamak zorunda olduğu için kökü getirip x gördüğümüz yere yazıyoruz. O halde m artı 1 çarpı 1 bölü 7'nin karesi 1 bölü 49 artı m çarpı 1 bölü 7 eksi 1 eşittir 0 olacak. Denklemin tamamını 49 ile çarpalım. Paydadan kurtulmuş oluruz. O halde denklemimiz m artı 1 artı 7m eksi 49 eşittir 0 şekline gelir. Buradan 8m eksi 48 eşittir 0'dan 8m 48 m de 6 olarak bulunur. M 6 olarak bulduk. Getirip yerine yazarsak 7x kare artı 6x eksi 1 eşittir 0 şeklinde olacak denklemimiz. 7x'e x diyelim. 1'e 1 ayırdığımızda şurayı eksi şurayı artı yaparsak 7 eksi 1'den 6x de elde ederiz. O halde x eşittir 1 bölü 7 ve x eşittir eksi 1 olarak buluruz. 1 bölü 7'yi vermişti. Diğer kök istenmiş bizden, bu da eksi 1'dir. Yani cevap D seçeneği olacaktır diyoruz. Hemen bir sonraki sorumuza, 5. sorumuza bakalım. Denklemin kökleri m ve n'dir. Buna göre 3m'nin karesi artı 10n eksi 6n kare eksi 5m ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi kök denklemi sağlamak zorunda olduğu için m ve n'yi getirip denklemde yerine yazalım. Yani 3m'nin karesi eksi 5m artı 4 eşittir 0. Buradan 3m'nin karesi eksi 5m eşittir eksi 4 olarak bulabiliriz. Bunu niye bulduk? Bak şurada dikkat edersek 3m'nin karesi eksi 5m var. O halde bunu şöyle bir yazalım düzenleyip 3m'nin karesi eksi 5m artı, hatta şöyle yapalım, eksi 2 çarpı diyelim, burayı eksi 2 parantezine alırsak 3n'nin karesi eksi 5n de gelecek. Şimdi şunun 4 olduğunu biliyoruz. Pardon, eksi 4 olduğunu biliyoruz. Diğer taraftan n'yi yazarsak 3n'nin karesi eksi 5n artı 4 eşittir 0 olacağından 3n'nin karesi eksi 5n'de yine eksi 4 gelecektir. Kök denklemi sağladı burada da. O halde şurası da eksi 4 ise düzenlediğimizde eksi 4 artı 8'den cevabımızı 4 olarak bulabiliriz. Bu tarz sorularda direkt bilinmeyeni getirip denklemde yerine yazacağız. Yani kök olarak verilen bilinmeyenler m ve n gibi. Bunları getirip yerine yazdığımızda cevaba rahatlıkla ulaşabiliriz. Cevabımız B seçeneği olacaktır. 6. sorumuza bakalım. A kare eksi a eksi 10 denkleminin kökleri p ve q'dur. Yine aynı şekilde p eksi p kare, q'nun karesi eksi q eksi 1 var paydada. Şu ifadeye ve şu ifadeye dikkat edin. Kökte denklemi, pardon, denklemde kökleri yerine yazdığımızda p'nin karesi eksi p eksi 10 eşittir 0'dan p'nin karesi eksi p'nin 10 olduğunu biliyoruz. Diğer taraftan q'nun karesi eksi q eksi 10 eşittir 0'dan q'nun karesi eksi q'nun da 10 olduğunu biliyorum. Bunları getirip paydalarda yerine yazacak olursam ne olur? 50 bölü, bunun eksili hali var. O yüzden eksi 10 eksi 18 bölü buradan 10 eksi 1 gelecek. Düzenleyelim bunu. Eksi 50 bölü eksi 10'dan eksi 5 18, şurası da 9 oldu. Bölü 9'dan eksi 2 geldi. Yani buradan eksi 7 olarak toplamı bulduk. Cevabımız da B seçeneği oldu diyoruz. 7. sorumuza bakalım. Yeni nesil bir soru. Aşağıdaki üzerinde fonksiyon yazılı olan bir kağıt parçası verilmiş. Kağıdın bir kısmı yırtılmış. Yukarıda verilen fonksiyonu 0 yapan iki farklı x gerçel sayısı olduğuna göre. Yani denklemin deltası 0'dan büyük olacak. Kağıdın kopan parçası aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Denklemimizi düzenleyecek olursak 3x kare eksi 4x artı, şıkları tek tek yazalım, 8 3x kare, hatta şöyle yapalım, şıkları tek tek yazmayalım, artı k diyelim eşittir 0 şeklinde getirip k'nın değer aralığını bulalım, ondan sonra şıklarda eleme yapalım. Buradan deltasını bulacak olursak deltası eksi 4'ün karesi eksi 4 çarpı 3 çarpı k olacak. Bu da ne olacaktı? 0'dan büyük olacaktı. O halde 16 eksi 12k büyük 0'dan 16 büyük 12k olur. Ve buradan da 4 bölü 3 büyük k olacak. K 4 bölü 3'ten küçük bir değer alacak. 4 bölü 3'te 1,3 gibi bir değer gelecek. Yaklaşık değeri böyle diyebiliriz. Bu şartı sağlayan da sadece D seçeneği var. 0,3 olarak, diğerleri şurası 3, bir şey gelecek. Şunlar zaten 1,3'ten büyük değerler olamayacaktır. Yani cevabımız bu şekilde D seçeneği olur diyoruz. 8. soruda köklerinden biri olan rasyonel katsayılı ikinci derecenin denklemin diğer kökü kaçtır demiş. Köklü bir ifade bulursak denklemin kökünü, diğer kökümüzde bunun eşleniği olacak. Bunu baştan belirtelim. Yani kökümüzün bir tanesi a artı kök b ise diğeri a eksi kök b idi. Bunları biliyoruz. Şimdi şuradaki ifade özel bir ifade. Eğer kök içerisinde, hatta şurayı bir silelim, x artı 2 kök y şeklinde bir ifade varsa biz burayı m çarpı n, burayı da m artı n olarak yazabiliyorsak denklemimiz kök m artı kök n haline getirilebiliyor. İfadeyi bu şekilde düzenleyebiliyoruz. O halde biz de parantez, daha doğrusu şuradaki ifadeyi getirip o hale çevirmeye çalışalım. Ne olur? Kök içerisinde 19 artı kök 192 idi. Dışarıda 2 çarpan olması için buradan 4 almamız lazım. 4 çarpı 48'dir bu da. O halde bunu kök 19 artı 2 kök 48 olarak yazabiliriz. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz? Şuradan 16 çarpı 3, şuradan da 16 artı 3 olarak ayırabildiğimiz için ifademizi kök 16 artı kök 3 olarak yazabiliriz. Bu da 4 artı kök 3 olacak. O halde diğer kökümüzde eşleniyor olan 4 eksi kök 3 olacaktır. Cevabımız buradan C seçeneği gelir diyoruz. Ve bir sonraki soruya geçiyoruz. 9. soru. Denklemin pozitif kökü kaçtır demiş. Denklemin kökünü bulmak için yine delta'ya başvuralım. Çarpanlarını ayıramıyoruz. O halde 7'nin karesi eksi 4 çarpı 3 kök 2 çarpı 3 kök 2. Buradaki C eksi olduğu için şuraya artı yapabilirim. Düzenlediğimde 49 artı 4 çarpı 3 12 36 şuradan da 2 gelecek. 72 eşittir 121 oldu. Deltasını 121 olarak bulduk. Şimdi kökünü yazalım. X1 pozitif kök olduğu için eksi 7 artı kök 121 bölü 2 çarpı 3 kök 2'yi yazsam yeterli. Diğer eksi attığımda zaten negatif kökünü bulmuş olacağım. Burayı da düzenlersek eksi 7 artı 11 bölü 6 kök 2 olur. Bu da 4 bölü 6 kök 2'dir. Kök 2 ile çarptığımızda ise 4 kök 2 bölü 12 olacak. Sadeleştirirsek de kök 2 bölü 3 olarak pozitif kökünü bulabiliriz. Cevabımız E seçeneği olur bu soru için diyoruz. Ve hemen bir sonraki 10. soruya bakıyoruz. Burada M sıfırdan küçük demiş. M sıfırdan küçük olduğu için hemen bunu bir kullanalım. İleride karşımıza geldiğinde kaybetmeyelim. Hemen işaretledik bunu. Şimdi denklemin kökü m olduğuna göre diğer kökü kaçtır? M denklemin kökü ise denklemi sağlamak zorunda. Yani 3m'nin karesi artı m çarpı m eksi 3 eşittir 0. Buradan 4m'nin karesi eşittir 3'ten. M'nin karesi ne gelecek? 3 bölü 4. M de buradan kök 3 bölü 2 veya eksi kök 3 bölü 2 olur. M negatifti. Bunu burada işaretlemiştik. Unutmamak adına şunu almadık. M eşittir eksi kök 3 bölü 2 oldu. Diğer kökünü bulabilmek için hemen yerine yazalım. 3x kare eksi kök 3 bölü 2x eksi 3 eşittir 0 olacaktı. Buradan da her tarafı 2 ile çarparsak 6x kare eksi kök 3x eksi 6 eşittir 0 şeklinde düzenleyebiliriz. Deltasına bakalım. Deltası kök 3'ün karesi eksi 4 çarpı 6 çarpı 6 olacak. Hatta biz hiç buraya girmeden şöyle bir şey de yapabiliriz. Direkt kökler çarpımından c bölü a idi. Yani eksi 6 bölü 6 deriz. Köklerimizden bir tanesi eksi kök 3 bölü 2, diğeri ise k olsun. Buradan daha rahat bulabiliriz. Hiç oraya gitmeyelim. Buradan da şurası eksi 1. Eksiler gitti. 1 oldu. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda kök 3 çarpı k eşittir 2 olur. K eşittir 2 bölü kök 3 olur. Bunu da hemen kök 3 ile genişletirsek k eşittir 2 kök 3 bölü 3 olarak buluruz. Diğer kökümüzü de bu şekilde bulacağız. Yani cevabımız B seçeneği olacaktır diyelim. 11. sorumuza bakıyoruz. Denklemin köklerinden biri m olduğuna göre. Bunu gördüğümüzde ne yapıyorduk? Hemen yerini yazıyoruz. M'nin karesi eksi 3m eksi 2 eşittir 0 oldu. Şimdi şu tarz ifade istendiğinde, bu ayrı bir soru tipidir, klasiktir. Her tarafı m'ye bölüyoruz. Bunu neden yaptığımızı şimdi bir sonraki adımda göreceğiz. M'ye böldüğümüzde m eksi 3 eksi 2 bölü m eşittir 0 olur. Yani m eksi 2 bölü m eşittir 3 olacak. Bak dikkat edersek şurada m kare var, m var, 4 bölü m kare var, 2 bölü m var. Bunların kareleri. O halde biz de ifadenin karesini alıyoruz her iki tarafta da. Karesini aldığımızda m'nin karesi eksi 2 çarpı m çarpı 2 bölü m artı 4 bölü m'nin karesi eşittir ne olacak? 9. Şuradan şunları sadeleştirirsek eksi 4 geldi. Karşıya gönderdiğimizde m'nin karesi artı 4 bölü m'nin karesi, istediğimiz ifadeyi bu şekilde elde etmiş olduk. Eksi 4 de artı olarak geçeceği için eşittir 13 olur. Yani cevap B seçeneği olur diyoruz. 12. sorumuza bakalım. ABC üçgen DECB'ye paralel, AE 2 birim, EB 1 birim, DE verilmiş, BC verilmiş, DE kaç birimdir demiş. Burada benzerlik yapacak olursak 2'nin 3'e oranı 2 bölü 3 eşittir DE'nin CB'ye oranı olacak. Yani x kare artı x bölü 2 x kare olacaktır. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımızda 3x kare artı 3x eşittir 4x kare olur. Yani x kare eksi 3x eşittir 0 şeklinde düzenleyebiliriz. Bunları karşıya gönderdiğimizde bunu da x parantezinde x eksi 3 eşittir 0 olarak alabiliriz. Buradan x eşittir 0 ve x eşittir 3 geldi. Şimdi 0'ı alamayız çünkü şuradaki uzunluğumuz 0 olur. Aynı şekilde buradaki uzunluğumuz 0 olur. Uzunlukta 0 olmayacağı için bunları sildik. O halde x'ini almamız lazım 3. DE neydi? DE de x kare artı x'ti, yani 3'ün karesi artı 3 olduğu için 9 artı 3'ten 12 olarak bulunacaktır. Cevap C seçeneği olur diyoruz. 13. soruya bakalım. Denklemin gerçek sayılarda çözüm kümesi boş kümedir. Yani delta küçük 0 olacakmış. M'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri. O halde hemen deltasını bulalım. Deltası nedir? Eksi 4'ün karesi. Eksi 4 çarpı 1 diyelim. Eksi buraya alalım. Artı oldu. Çarpı 3 eksi 2m. Bunun 0'dan küçük olması lazım. Düzenlersek 16 artı 12 eksi 8m küçük 0 şeklinde yazabiliriz. Buradan 28 küçük 8m olur. Karşıya gönderdiğimizde şuradan da m küçük 28 bölü 8 ya da şöyle sadeleştirirsek 14, bir daha sadeleştirelim, 4'e bölelim direkt, 7 bölü 2 küçük m olur. 7 bölü 2 de 3,5 yapıyor. O halde m'in alabileceği en küçük tam sayı değeri 4 olacaktır. Cevabımız D seçeneği gelir diyoruz burada. Evet, testin son sorusu. Yeni nesil bir soru. Ne yapmışız burada? Aşağıda bir programla girilen ikinci dereceden denklemi oklarla verilen özelliğine göre yeni bir denkleme dönüştürme koşulları verilmiş. Programa 3x kare eksi 4x artı 1 eşittir 0 denklemi yazılıp yeni denklem oluşturup oluşturan denklem tekrar programa yazılacak, 3 kere dönüştürülecek. O halde öncelikle programa bakarsak denklemi yazdık. 2 farklı gerçekkök eşit 2 kök ya da gerçekkökleri yoksa demiş. O halde hemen deltasına bakalım ki yorum yapabilelim. Deltası eksi 4'ün karesi ya da 4'ün karesi diyebiliriz buraya. Şöyle eksi 4 çarpı 1 çarpı 3 olacak. Bu da 16 eksi 12'den 4 oldu. Delta sıfırdan büyük. 2 tane gerçekkök var. Birinci adıma baktık. Birinci dönüşümde a'yı 1 arttır demiş. O halde a'yı 1 arttırırsak birincisinde ne olacak? 4x kare eksi 4x artı 1 eşittir 0 olacak. Şimdi tekrar deltasına bakıyorum. 3 kere dönüşüm yapacağız. Deltası eksi 4'ün karesi artı 4 çarpı 1 çarpı 4 olacak. Bu da 16, hatta şurası eksi olur. Eksi 16'dan 0 oldu. Yani delta eşit 0 olduğu için bu sefer b'yi eksiyle çarpıp 1 azaltacağız. İkinci dönüşümümüzü yapıyoruz. 4x kare eksiyle çarparsak artı 4 olur. 1 azaltırsak artı 3x artı 1 eşittir 0 olacak. Buradan deltamıza bakalım. 3'ün karesi eksi 4 çarpı 4 çarpı 1 olur. Bu da 9 eksi 16'dan eksi 7. Delta sıfırdan küçük. Bu sefer şunu kullanacağız. Gerçeklik olmadığı için 3. dönüşümümüzde ne olur? C'yi 2 kat arttır demiş. 4x kare artı 3x, C'miz 1'di, 2 katı 2 olur. Arttırırsak 2 daha 3 eşittir 0 olacak. Yeni denklemimizi bu şekilde elde edebiliriz. Bu da C seçeneğinde doğru olarak verilmiş bize. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere.